Herkese merhabalar. Tercih dönemimizin bitmesine 9 gün kaldı. Önemli bir süre. Biliyorsunuz ki tercihlerimiz bizim için önemli. Neden? Çünkü iyi bir liseye gittiğimizde, iyi bir lisede okuduğumuzda inşallah 9, 10, 11, 12 ve ardından üniversite yani YKS'ye hazırlanacağız. Fakat şu bir gerçek ki nasıl bundan önce okuduğunuz ilkokulların hangisini okumuş olursanız oğlum LGS'ye iyi çalıştığınızda istediğiniz fen lisesine, istediğiniz Anadolu lisesine gidebiliyordunuz. Burada da aynı şekilde Türkiye'deki herhangi bir lise hiç fark etmez. İster Anadolu lisesi, ister fen lisesi, ister Galatasaray lisesi, ister İmatik lisesi, ister Endüstri Meslek lisesi hiç fark etmez. İyi bir çalışmayla yine üniversite sınavında da başarılı olup istediğiniz üniversiteye gidebilirsiniz. Yani ben fen lisesine gittim o zaman ben kesin başarılı olacağım üniversite sınavında. Böyle bir şey yok. Çalışmazsan başarısı olursun. Ben fen lisesine gidemedim. O zaman eyvah ben hiçbir zaman doktor, mühendis ol. Hayır hayır hiç alakası yok. İyi bir çalışmayla iyi bir üniversite sınavı ardından da başarı gelebilir. Dolayısıyla şu anda önemli adımlardan bir tanesindesiniz. LGS bu sene girdiğiniz önemli bir sınavdı. Ama bundan sonra gireceğiniz başka önemli sınavlar da var. Dolayısıyla şu anda tercihlerimize odaklanacağız. Peki, bize şunu da sorabilirsiniz. Hocam, e, bu liselerin hiçbir farkı yok. Yani Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmat Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Bunların hiçbir alakası, hiçbir farkı yok mu? Var tabii ki. Bunların aralarındaki farkı şöyle bir tatlıca anlatalım. Birincisi bunların hangisine giderseniz gidin Türkiye'deki bütün üniversiteleri kazanabilirsiniz. Yani istediğiniz üniversiteyi, istediğiniz fakülteyi kazanabilirsiniz. Çünkü sınavın sonucunu belirleyen üniversite sınavı yani Yüksek Örtüm Kurumları Sınavı YKS. Aynı şekilde, aynı şekilde eğer böyle sayısal dersleri seviyorsanız yani matematik, fen, fizik, Kimya, biyoloji olacak onların adı. Bu tarz dersleri çok seviyorsanız bu durumda sizin fen lisesi tercih etmeniz daha Çünkü fen lisesinde ağırlıklı olarak sayısal dersler gösteriliyor. Mühendis, doktor olamı ihtimaliniz çok fazla bu tarz e, liselerden. Ama ben fen lisesine gittim ama mühendis olmak istemiyorum. Avukat olmak istiyorum, ekonomist olmak istiyorum da diyebilirsiniz. Fakat fen ağırlıklı dersler göreceğinizi unutmayın. Anadolu Lisesi'ne baktığımızda burası da eşit ağırlıklı. Tabii sayısal öğrenciler de var, sözel öğrenciler de var. Burada da hem sayısaldaki gibi mühendis, doktor olabiliyorsunuz. Hem işletmeci, hukukçu ya da kamu yönetimi gibi farklı bölümlere gidebiliyorsunuz. Yani Anadolu Lisesi biraz daha fenin azaltılmış, biraz daha eşit ağırlıklı hale gelmiş hali. Sosyal bilimler lisesi ise direkt sözelleşiyor. Artık sayısal dersler değil de tarih, coğrafya, edebiyat gibi derslerin ağırlıklı olduğu sosyal bilimler lisesi. Ama buradan da yine siz iyi bir çalışmayla bu tarz fakültelere de gidebilirsiniz. Ama muhtemelen buraya giden öğrenciler genellikle işletme, hukuk, edebiyat, tarih gibi alanları tercih ediyorlar. Anadolu Hatip Liseleri ise aynı Anadolu Lisesi gibi. Tek farkı meslek dersleri var. Yani Anadolu Yamatip Lisesi'nden de bir öğrenci, doktor, mühendis, avukat olabilir, işletmeci olabilir. Ama ekstradan ilahiyatçı olma şansı da var. Çünkü burada Kur'an-ı Kerim, Arapça, Kelam, Akait, Fıkıh gibi farklı farklı dini dersler, meslek dersleri de gösteriliyor. Ama Anadolu Hatip Lisesi'nden bir öğrenci ya da İmatip Lisesi'nden bir öğrenci asla ve asla üniversiteye gidemez ya da Fen Lisesi'nden kesin gider diye bir şey yok. Fen Lisesi'ndeki öğrenci çalışmazsa başarısı olur. Anadolu İmam Hatip gören çalışırsa, sosyal mühendis lisesini gören çalışırsa başarı olur. Ben Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Tamam. İstediğin başarıyı iyi bir sınavla elde edebilirsin. Ben meslek lisesine gidiyorum. Tamam. Meslek dersleri ne olacak? Burada tabii ki kendi okuduğum mesleğe yönelik ağır dersler olacak. Yetişmiş temel eleman ihtiyacını karşılayan dersler olacak. Ve aynı zamanda bazı iki yıllık okullar için avantajlarını olacak. Ama eğer doktor olmak istiyorsan, mühendis olmak istiyorsan, avukat olmak istiyorsan, öğretmen olmak istiyorsan üniversite sınavı senin için daha da belirleyici diyebiliriz. Dolayısıyla bütün liseler birbirine benzer. Sadece bazı liselerin meslek dersleri var. Bazı liselerde sosyal bilimler ağırlıklı, bazı liseler fen ağırlıklı. Peki tercih işlemleri öğrenci veri tarafından e-okul.gov.tr adresinden ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabiliyor arkadaşlar. 5-16 Temmuz arası tercihler alınacak. 26 Temmuz'da tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjan ilanı olacak. Aynı zamanda 26-30 Temmuz'a birinci nakil başvuruları olacak. İki... nakil başvurusu nedir hocam? Nakil başvurusu dediğimiz şu arkadaşlar sizler e eğer kazanamayacağınız yani iyi bir okulu kazanamadınız diyelim ki istemediğiniz bir okul oldu, tercih etmediğiniz bir okul oldu ki yanlış yapmışsınız. Bu durumda arkadaşlar yapmanız gereken şey şu mutlaka mutlaka nakile başvuruyorsunuz. Diyorsunuz yani ben bir daha nakile olmak istiyorum. Başka bir okula geçmek istiyorum diyorsunuz. O olmadı 2-6 Ağustos'ta ikinci nakil başvuruları var. Sonrasında da 9-13 Ağustos'ta da nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları açıklanması var. 6 Eylül'de de yeni dönem başlangıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen soruları cevaplayacağımızı söylemiştik. Sizlerden gelen sorulara da bakalım. Mesela Ali 3.5 diyor ki: "Hocam, puanım beklediğimden düşük. Hedefim olan liseye gidemeyeceğim." sizce kötü bir eğitim mi almış olacağım? Hayır. Hiçbir alakası yok Ali. Bak bunu az önce söylemiştik. Sen LGS'den önce hangi sınıfta okuyordun? Yedin sınıfta okuyordun. Yani sekiz sınıfta önce yedide okuyordun. Altıda, beşte, dörtte, üçte bir okulda okuyordun. O okuldan sonra LGS'ye girdin ve kazanacağın liseyi belli etmeye çalışıyorsun. Peki sen hangi okulda okusan oku. Eğer derslerine çok ciddi bir şekilde çalışmasaydın, gayret göstermeseydin sınav sonucunla alakalı çok daha vahim sonuçlar olacaktı. Sen çalıştın, gayret gösterdin ve İstediğin olmasa bile şunu biliyorsun ki senin sonucunu belirleyen okuduğun okuldan ziyade senin gayretindir. İşte aynı şekilde sen hangi okula gidersen git. 9, 10, 11'de hangi okula gidersen git. Eğer iyi bir çalışma, iyi bir gayret gösterirsen, üniversite sınavına yazılanırsan inşallah çok güzel başarı edersin. Ha kötü bir eğitim alamazsın ki öyle bir şey olamaz. Zaten birincisi Türkiye'deki bütün okulların müfredatı aynı. Bak bizim bütün kitaplarımızın başında ne yazıyor mesela şöyle göstereyim. Ne yazıyor mesela burada? Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı yazıyor bak. Hep müfredat. Niye? Çünkü müfredat belli. Sen kendini uzaktan eğitimle geliştirebilirsin. EBA sayesinde geliştirebilirsin. Hocalarından destek alabilirsin. Kendin gayret gösterebilirsin. Bizden destek alabilirsin. YouTube'dan destek alabilirsin. Dolayısıyla asla ve asla bir öğrenci iyi bir eğitim almak istiyorsa, "Aa ben iyi eğitim alamıyorum." diye bahane uydurabileceği bir durum yok. Ama çok iyi bir okula gittiği halde haylazlık yapabileceği çok bahane var. Derslerime çalışmadım aman işte hazırlanmayacağım üniversite sınavına diyebilir. Dolayısıyla hangi liseye gidersen git Ali 3.5... mutlaka seni başarı bekliyor gayret gösterdiğin sürece. Süheyla Ceylan demiş ki geçen sene %14'lük bir okula bu sene %15 ile girebilir miyim? Girebilirsin Süheyla mutlaka tercihlerine yer ver. Hatta bununla alakalı geçen videomuzda şöyle bir şey paylaşmıştık. Çok üst dilimlerde yani 0.5'lerde kritik yüzdelik 0.5. Yani çok fazla oynama ihtimali yok bu tür okullarda. Yani 0.2 ile 1-3 arası tercih et demiştik. Ama 15'lerde 13 ile 23 arası tercih et. 13.8 14'lere kadar gidebilir demiştik. Seninki de zaten 15'miş. 14'le girebilme ihtimalin olabilir. Mutlaka mutlaka tercihlerine yer ver. Ama o 14 okul özel bir nedenden dolayı puanı bir şekilde artarsa, hızlı bir şekilde artarsa girememe ihtimalin olabilir. O yüzden başka okullarda mutlaka alta yaz. Yani yüzde on okulu yaz. Yüzde on beş, on altılık, okullarda yaz. Ama bizce yüzde okula girme ihtimalin var diye düşünüyoruz. Muharrem Yurdakul demiş ki hocam tercih ilk günlerde yapmak bir şey değiştirme değiştirmez. Son gün de yapabilirsin, ilk gün de yapabilirsin. Ama tercih edeceğiniz okulda mutlaka mutlaka gezin arkadaşlar. Bu da önemli. Burada üniversite yerleştirme başarı oranına bakın. Yabancı dil eğitimine ve sizin için önemli olan kriterlere dikkat. Yani lokasyon, eve yakınlık önemli bir şey. Üniversite sınavı başarısı önemli bir şey. Okulun, okulu sevmen orada arkadaşların olması önemli bir şey arkadaşlar. Böylece puanı en iyi şekilde değerlendir. Yerleştirme işlemleri ikamet adresleriyle okul başarı puanları dikkate almıyor biliyorsunuz. 26 Temmuz pazartesi olacak arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Başka sorularınız varsa bize mutlaka yazın. Biz o soruları seçip aynı bugün olduğu gibi cevaplayacağız. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>